Bu dünyada incitilmeyi öğreniyoruz, acı çekmeyi öğreniyoruz, aldatılmayı öğreniyoruz, keşfetmeyi öğreniyoruz, kaybetmeyi öğreniyoruz, sevmeyi öğreniyoruz. Aslında her gün ölüyor, her gün diriliyoruz. Bir tür ölümün provası misali, uyuyarak ölüyor, uyanarak tekrar doğuyoruz. Sahibi olduğunu sandığımız pek çok şeyin, düşüncelerin, hatta ve hatta inançların bile. Her biri birbirinden biriciktir. Hiçbiri birbirine benzemez. Bir tanesi eksik olunca senfoninin notaları gibi eksik olur. Bir şekilde tamamlanmamış döngülerin uzantısı olduğunu fark edip bir şekilde o öteki dünyayla uyuma girmeden bu dünyada huzurla dönüşemiyorsunuz. Evet, hocam, hoş geldin Adil Maviş. Tekrar hoş bulduk. Her şey yolunda, değil mi? Şöyle diyelim, bu bir umut, bu bir dua. Ne kadar yolunda olup olmadığını bilmiyoruz. Bazen soruyorlar, nasılsın diyorlar. Sen soruncaya kadar daha iyiydim. Şimdi düşününce, acaba bir şeylerim eksik mi, bir şeyler yanlış mı gidiyor diye düşünmeye başladım diyorum. O nedenle neyin ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz. Genellikle umut ediyoruz gelecekle ilgili. O umudumuz da her zaman iyimserlikle ilişkili. O iyimserliği hiçbir zaman bitirmiyoruz. O bizim beslenme kaynağımız. Niye kötü olmayı umut edeyim ki? Bir de o var. Ne olursa olsun olması gerektiği gibi. Ramazan Evet. hocam hoş geldiniz. Bu arada sen bizim yarı parçamızsınız demişler. Şimdi demin ki konu hakikaten merak ediyorum. Yarı parçamızsınız çok çok kıymetli bir söz. Yani yarı parçam çok kıymetli. Kıyamam ben. Onun için ben onlara hesap vermek olarak değil, bilgi veriyorum. Merak etmesinler. Bir şey mi oldu diye kaygılanmasınlar diye 3 yıldır böyle çok uzak kalmıyorum ama kalınca. Şimdi olan her şey iyidir, değil mi Can? Olan her şey, her neyse olması gerektiği için oluyordur. Tekamül için. Onun için öyle bakmak lazım. Şu içinde bulunduğumuz süreçte herkes birbirine kızgın, herkes öfkeli. Yani ne olursa olsun sonuçta olması gereken her neyse olur. Yani bir alıp kabule geçmek, alış kabul ediş. Zor bir şey bu tabii ya. Zor bir şey. Kolay değil. Tıkanıklıklarda nasıl ki telefonumuzu aç kapa yapıyoruz. Güncelleme diyelim ona. O güncelleme işte bazen 2 gün bir tatildir. Bazen telefonlara bakmamaktır. Bazen öyle uzanıp tavana bakmaktır. Bazen meditatif bir çalışma yapmak. Bazen işte bir dizi açıp birkaç sezon bir 8-10 saat onu izlemektir. Bazen ben bu kitabı bitireceğim deyip içinde kaybolmaktır. Ben buna resetleme diyorum. O resetleme, hani nasıl resetleme yapacağız? Kapat gözünü, şöyle yap şeklinde değil. O biraz da ihtiyaçlarınızla ilgili. O resetlemeden sonra nerede kalmıştık deyip devam ediyoruz. Aynen. Evet, Adil Hocam. Evet, şimdi daha iyi oldu ekran görüntüsü. Şöyle şu kısımdan itibaren. Ekranı mı şey yapıyorsun? YouTube'da daha güzel çıkıyor da sonra onda. Tamam, uzaklaştırmanın Kolyeler yoluna bakalım. çıkıyor. Birkaç saniye içerisinde Aşk o düzenlemeyi kolyeler, yapıyorum. saçlar. Tamam, güzel oldu şimdi. İşte budur. Oldu mu? Güzel oldu. Evet. YouTube'a göre tekrar Tamam. düzenledik. Tamam oldu. Evet, konu başlığımız gerçekten ruhsal miras ve yine temizleme. Bu kuantum temizleme hakikaten ruhsal miras neler mirastır neler değildir. Benim çok fazla hani üstünde durmadığım, çalışmadığım, bilgi sahibi olmadığım bir konu hocam. Yine yardım ederim size. Arada sırada dinlendiririm. Lütfen bana
Ama yardım et mukaddes. Senin yardımını çok seviyorum. Benim yardımım olmadan yapamazsın diyormuş. Nasıl bir cümle oldu ya? Çok Özür teşekkür dilerim. ederim. Allah Özür razı dilerim. olsun. Yardım edeyim Yok derken yok, yani gerçekten öyle dedim. dinlendireyim. 2-3 dakika. Öyle dedim. Gerçekten. Ben senden çok biliyormuşum gibi. Bak, hiç bilmediğim bir alan benim. Hiç. Seni dinlendiririm anlamında. Afiyet olsun. Çay var mı? Çay alın canlarım. Çay alın. Benim de çaysız duramıyorum. Evet. Saat 11 yayınım için 22:50 sularında kapatmış olmam gerekiyor. Olur ya, dikkatimden kaçar, transa girer çıkamam. Mesaj yazdım, onu görmemiş olabilirsin diye yayında da hatırlatmak istedim. Bana mesaj mı yazdın? Ya mesaj yazdım, evet. Telefonda göremiyorum. Şu anda yayındayım. Ne yazdım? Bir daha söyler misin? 20:50, 20:45, 20:50 arasında bitirebilir miyiz diye yazdım. Evet, bitirebiliriz. Mesaj alın. Mesaj alın. Ama Mesaj alın işte. 22:10 zaten 10 dakika geçmiş. Evet, onu düşersiniz ona göre. Peki. Başlıyoruz. Hepimiz bir ruhsal mirası taşıyoruz. Bu ruhsal miras sonsuzluğu temsil eden bir yaşamın içerisinde bu dünyada bize düşen her şey olarak yorumlayabiliriz. Bu dünyada bize düşen her şeyin anlamı ne? Bu dünyanın başlangıç aşaması var. Ona doğum diyelim. Bu dünya ile ilişkimizin kesildiği, biletimizin kesildiği ölüm aşaması var. Ona da veda diyelim. Doğumla veda arasındaki yolculuğumuzu temsil eden her şey bu dünyadaki mirasımızı oluşturuyor. Bu mirasın patolojik, görünen, doğrudan doğruya deneyimlenebilen şeyleri var ki o da işte gördüğümüz beş duyu organımızla algıladığımız, test ettiğimiz, iyi kötü dediğimiz, öğrendim dediğimiz hemen hemen hepsini oluşturuyor. Ama bu dünyada oluşuyor bütün bunlar. Bu dünyada incitilmeyi öğreniyoruz, acı çekmeyi öğreniyoruz, aldatılmayı öğreniyoruz, keşfetmeyi öğreniyoruz, kaybetmeyi öğreniyoruz, sevmeyi öğreniyoruz, terk edilmeyi öğreniyoruz, değersizliği öğreniyoruz. Yoksunluğu ya da yoksulluğu öğreniyoruz, şöhreti öğreniyoruz, aşkı öğreniyoruz. Hepsi ama hepsi bu dünyanın kriterleri içerisinde. Bu dünyanın kriterleri içerisindeki deneyimlerimizin sonsuz, özellikle güzel deneyimlerimizin sonsuz devam etme arzusu bize acı veriyor. Çünkü sonsuz devam etmeyecek. Buradaki sınavlarımıza mahsus bir yaşam bu. Aynı şey acılarımız için de geçerli. O da sonsuz devam etmeyecek. O da bu dünya algıları içerisinde deneyimlediğimiz ve sınırlı bir alanın içerisinde gerçekleşecek bir şey. İyi, ama biz bir sonsuz varlığız. Bunu şöyle düşünelim, elbise gibi. Ben bu elbisenin içindeki ben olarak bu elbiseyi akşam pijamaya dönüştürebilirim. Ertesi gün başka bir günlük kıyafetime dönüştürebilirim. Bu elbise daim değil üzerimde, ama elbiseye kıyasla ben daha çok daimim. Bu şekilde dünyanın kriterleri içerisinde özüne gittiğimiz zaman hiçbir şeyin daim olmadığını görüyoruz, bedenimiz de dahil. İşte burada fani dediğimiz kavramın anlamı daha anlamlı hale geliyor. Hani sık sık yayınlarında dile getiriyorsun, bu bir illüzyon, bu bir sahne, fişimiz çekildiğinde bütün bunlar kaybolacak. İşte gerçek dediğimiz şey algılardan ibaret. Görünenle görünenin ötesindeki şey aynı şey değil. İşte buradaki bütün o illüzyon dediğimiz şeyi dini terminolojide fani sözcüğün içerisine sıkıştırmışlar. Ancak buradaki fani ifadesi yokluk anlamında değil, deneyimin hepsi bir şekilde burada defteri dürülecek ve burada kalacak anlamında. Hani yok olacak anlamında değil fani. Fani de öyle bir kodlama yapılabilir ama buradaki deneyim burada kalır manasında. O zaman ben ne götürebilirim dediğin zaman kendinle birlikte, özünle birlikte
ruhsal mirasını götürebilirsin. Bu ruhsal mirasın sana atalarından devrolmuş ve bilincinin bilinçli farkındalığında olan ya da bilinçsiz farkındalığında olan her şeyi temsil ediyor. Üstelik bu dünya ile sınırlı değil. Bu dünya onun duraklarından muhtemelen bir tanesi. Hatta evrene baktığımız zaman evreni sınırlarını algılayamadığımız için evreni bile sonsuz görüyoruz ya. Evrenin içerisinde neredeyse bir nokta bile değil. Hayatımızda o sonsuzluğun içerisinde bir nokta bile değil. Yaşarken mukaddes aslında her gün ölüyor, her gün diriliyoruz. Bir tür ölümün provası, misali uyuyarak ölüyor, uyanarak tekrar doğuyoruz. Ve bunu her gün yaşaya yaşaya aslında o minik provayı alışkanlık olduğu için farkında değiliz ama her gün deneyimliyoruz. Bu deneyim içerisinde uykuya geçerken yaşadığın her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Sistemler beklemeye alınıyor. Evet, bir enerji harcaması var. Ancak burada bilincin çok fazla bir rolü var. Rolü yok. Ve o bilincin de yolculuğu bir tür sanal dünyada devam ediyor. Biz ona sanal diyoruz. Aslında alışkanlıklarımız çerçevesinde o da dünyamızın bir parçası. Ona da rüya alemi falan deyip geçiştiriyoruz. Sonra uyandığımızda rüya gördüm, uyudum, uyandım şeklinde aslında bir madalyonun iki yüzü gibi biri kapanıyor, diğeri açılıyor ki birbirinden daha üstün ya da daha kötü yönleri yok. Sadece birbirini tamamlayan farklı yüzleri var bu dünyada. Bir yüzü ruhlar dünyasına daha yakın, diğer yüzü bu dünyanın deneyimlerine, yani o illüzyonun içerisindeki oyunlara daha yakın. Ve ikisi iç içe geçmiş. Alışkanlık olduğu için de bir süre sonra artık bunların doğal akışı içerisinde olduğunu düşünerek böyle bir prova olduğunu bile hatırlamıyoruz. Halbuki o provayı her gün deneyimliyoruz. Aile dizimi olarak adlandırılan benim son birkaç aydır eğitimini vermeye başladığım ve hipnotik aile dizimi adıyla ifade ettiğim çalışmanın ruhsal miras boyutunu ele aldığını ve bu ruhsal miras kısmının da hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz, o varlığın devamı olarak aktarımlar söz konusudur. Ruhsal miras da bir aktarımdır. Nereden aktarım? Aynı göz rengin, saç rengin, cinsiyetin, organlarının nasıl olacağı, boyunun nasıl olacağı gibi milyonlarca kodların tesadüf eseri olmayıp DNA kodlarıyla bize aktarımının gerçekleştiği gibi ruhi boyuttaki esnekliğimizin, melekemizin, gücümüzün, enerjimizin atadan kalma aktarılarak bize gelmesi yoluyla aldığımız miras. Burada irademiz söz konusu mu? Görünen o ki bildiğimiz anlamda bir irademiz söz konusu değil. Bu evet, ben bir oyuncuyum ve bu senaryoyu oynayacağım. İstediğim gibi o oyuna yorum katabilirim, beğenilir ya da beğenilmez. Ama yine de oynamam gereken kurallar var, oynamam gereken bir senaryo var. Ve bu anlamda bir performans sergiliyorum diyelim. Beğenilir ya da beğenilmez. Neden? Çünkü oyunun içindeyim. Oyunun içinde olan bir insana ben oynamıyorum, küstüm, gideceğim deme şansı verilmiyor. Ha, onun bir yolu var, intihar etmek. Ya da siz oyundan çıkartılırsınız. Bu ikisi olmadığı süre içerisinde ne olursa olsun hasta olabilirsin, kırgın olabilirsin, pişman olabilirsin, acı içinde olabilirsin. Tabir uygunsa engelin olabilir, mutlu ya da mutsuz olabilirsin. Önemli değil diyor, bu senin eline verilen senaryonun buradaki kısmının yansıması. Bunu oynaman gerekiyor. Lakin bunu oynarken de bu senaryonun
geçmişten, geçmiş atalarımızdan gelen mirası da taşınıyor. İşte bu mirasın miras olduğunu, ne olduğunu önceden bilemiyoruz. Deneyimlerimiz sırasında ortaya çıkıyor. Deneyimlerimiz sırasında kıskanç biri olduğumuz ortaya çıkıyor. Deneyimlerimiz sırasında hırslarımız, inatlarımız, korkularımız ortaya çıkıyor. Deneyimlerimiz sırasında acı, keder, çoğunluğunun kader dediği şeyler ortaya çıkıyor. Ve bunlar bu oyunun, dini terminolojide bu sınavın bir parçası olarak senin rolününle içine girmiş oluyor. Burada biz şunu düşünüyoruz. Ne kadarı benim, ne kadarı benleştirilmeye çalışılıyor. Bu ben değilim. Bunu ayrıştırma çalışmasına öz ifadesini kullanıyoruz. Yani aslında sahibi olduğunu sandığımız pek çok şeyin, düşüncelerin, hatta ve hatta inançların bile sahibi değiliz. Peki sahibi değilsek bunu nasıl yorumlayacağız? Kullanıcısıyız. Yani mülkiyeti bize ait değil, kullanımı bize ait. Buradaki mukaddesin kaşı, gözü, saçı, varlığı, yaşı, sahip olduğu bütün şeyleri, güzellikleri, çocukları, tecrübesi, gücü, düşünceleri, okudukları, kariyeri bir şeyleri temsil ediyor ve bu temsil yetkinliği bireysel olarak mukaddese verilmiş. Ancak hiçbir şeyin sahibi değil. Sahibi değilse buna en yakın nesi diyebiliriz? Ben ona kullanıcısı diyorum. Bazen de tüketici ifadesini kullanırım ki hayatta bilinçli tüketemediğiniz şeyler ola ki birikirse illaki ucu size dokunur, yani sizi zehirler, sizi tüketir. O zaman tüketmek kaçınılmaz, yani biriktiremezsin. Neyi? Güzelliğini biriktiremezsin. Bakabilirsin, besleyebilirsin, onunla heyecanlanabilirsin, eğlenebilirsin. Onunla bir avantaj elde edebilirsin, onu sevebilirsin ama biriktiremezsin. Aynı şey paran içinde geçerli, zamanın içinde geçerli, dikkatin içinde geçerli, motivasyonun içinde geçerli, arzuların, inançların içinde geçerli. Hepsini tüketeceksin. Tüketmezsen ne olur? Yediğin şeyleri çıkartamazsan ne oluyorsa benzer bir şey olur. Metaforik anlamda kabız olursun, hasta olursun. Acı çekersin, patinaj yaparsın, motoru yakarsın, sıkışırsın. Tüketebilmek adına tüketemediğimiz şeylerin bizi tükettiğinin bilincini ben çok uzun zaman sonra fark ettim. İşte genetik mirasımızın yanında ruhsal mirasımızın aktarımı ile birlikte buradaki deneyimlerin de algılanması, mümkünse anlaşılması, sonra deşifre edilerek özgürleştirilmesi lazım. Tüketim sözcüğüyle eş bir ifade olarak özgürleştirmeyi kullandım. Tüketmek, biriktirmeye kıyasla özgürleşmektir. Ama burada şunu da söylemek isterim. Sevgiyi de tüketeceksin. Acıyı da tüketeceksin. Korkuyu da tüketeceksin. Huzuru da tüketeceksin. Buradaki tüketme sözcüğü kafada korkunç geliyor. Neden? Fani sözcüğünden dolayı. Ah, bitecek mi? Yok mu olacak şimdi bunlar? Tüketmenin bir diğer adı Adil Maviş terminolojisinde aslında dönüştürmek. Dönüştüremediğin şeyler, parantez içerisinde tüketemediğin şeyler seni sıkıştırır, seni bitirir, seni tüketir. Hayatı da tüketeceksin. Lakin Sokrates'in ifadesiyle ben bu hayatı niçin yaşıyorum?
neden varım sorusu, yani sorgulanmamış hayat hayat değildir diyor. Sorguluya sorguluya tüketeceksin. Gelelim buradaki sorgulama boyutunda neleri sorgulamalıyız? Önce farkına varmadığın bir şeyi sorgulayamazsın. Yani bir oyunun içinde olduğunu, fani bir dünyada olduğunu, genetik mirasımız gibi ruhsal bir mirasımızın olduğunu, hayatın sonsuz olduğunu, bunlar temel farkındalıklar. Bunlar yokken ikimiz baş başa oturuyoruz. Ne bileyim, manasız manasız konuşmalar yapıyoruz, saçma sapan gibi bir şey çıkar ortaya. Anlamlandırabilmek için bu database'i sağlam bir temel üzerine inşa etmek lazım ki o en temel inşaat sen fani değilsin. Ancak yaşadığın ve deneyimlediğin her şey bilince aktardıkların hariç o ruhsal mirasla devam ediyor çünkü fanidir. Ama sen fani değilsin. Ama servetin fani. Çocukların fani. Kariyerin fani. Korkuların fani. Hatta hayallerin ya da hayallerinde umduğun, düşündüğün şeyler fani. Tekrar etmek istiyorum, fani sözcüğü kulakta rahatsızlık verici. Halbuki ben onu dönüştürmek, tüketmek ve farklı bir boyuta aktarmak olarak yorumluyorum. Yapmazsak ne olur? Öyle bir şansımız yok. Biriktiremezsin. Mesela evdeki çöplerini biriktirsen ne olur? Çocukların hayatın boyunca aynı odada ya da aynı evde sürekli yaşamak zorunda kalsan ne olur? Örnek veriyorum çocuklarını. Çok seviyorsun. Muhteşem bir bağın var. Ama hayatın boyunca aynı hayatı yaşayacaksın. Aynı çatı altında. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. En basiti sıkılmak olur. Ama bunun daha büyük vaziyeti hayat yaşanacak gibi olmaz. Dönüştürmek gerekiyor. Ben danışanlarımla, öğrencilerimle çalışırken en çok şunu gözlemliyorum. Bu neyi dönüştürememiş? Nerede sıkışmış? Nerede takılı kalmış? Çünkü acısı orada. Örnek veriyorum. Unutamadığı bir şeydi, affedemediği bir şeydi. Bu bir örnek. Bunun gibi onlarca şey var. Takılı kaldığı zaman patinaj yapıyor, yalama yapıyor, kendini tekrar ediyor. İşte o sorgulanmamış hayat meselesi dediğim mekanizmada yanlış yola sapıyor. Ya da o yoldan çıkamıyor diyelim. Yanlış yol da yok aslında. Deneyimi verimli bir döngüye dönüştürülememiş şeyler var. Yanlış diye bir şey yok. Ama ben bu deneyimi verimli hale dönüştüremediysem orada takılı kalıyorum. Bu var. Aile dizimi olarak bilinen bu kavramlar arasında hoşuma giden birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle yani bunu anlamakta güçlük çekiyorum, ya bu nasıl olur, olur mu böyle şey diyenler için az önce verdiğim altyapıyla birlikte daha kolay anlaşılmaya başlanacak. Aile dizimi dini terminolojileri mümkün olduğu kadar kullanmaz. Hatta o terminolojileri de kapsayan bir kavramı kullanmayı tercih eder. Bütünsel bakmayı tercih eder. Onun için sistem ifadesini kullanır. Bu sistem içerisinde, çünkü kainata baktığınızda muhteşem bir mükemmel işleyiş var. Muhteşem. Birbirine bağlı, birbirine etkileyen ve bunun tesadüf olması imkansız diyebileceğin bir yaşamın içindesin. Buna sistem diyor. Şimdi bazıları da şöyle karşı çıkıyor. Allah dememek için sen kıvranıyorsun değil mi diyor. Şimdi bu da bir inanç. Bunu diyen kişi de aslında kendi inancını projekte ediyor. Bu inanç da sistemin içerisinde. Sistemi anlamak, sistemin dilini okumak,
sistemle çatışmaya girmemek, sistemle bütün az önce anlattığım şeyleri barışık gerçekleştirebilmek gerekiyor. Yani sistemle çatışarak dönüşüm sağlayamazsın. Sistemle çatışarak iyileşemezsin, daha sağlıklı olamazsın. Sistemle çatışarak ruhunu besleyemezsin gibi düşün. Tüm sistemlerin mutlak surette kuralları var. Bu kuralları tartışamazsın. Çünkü sen de bu sistemin bir parçasısın. İşte atıyorum, kalp neden dakikada 70 atmalı? Benim kalbim 150 atsın, ben öyle daha çok hoşuma gidiyor gibi kendine has yorumlar katamazsın. Sistemi karıştırır bunlar. İzin vermiyor buna. Eğer bunu yaparsan en basiti hasta ediyor seni. Mesela işte ben şekeri çok seviyorum. Sürekli şekerle beslenmek istiyorum. Çünkü hayatta var olmanın amacı bence şeker yemek dedin. Örnek veriyorum. Abartılı bir örnek ama basit bir örnek. Bu başka bir şey de olabilirdi. Sistemle çatışmaya girersen o zaman organların iflas ediyor. Ama ben çok şekeri seviyorum diyemezsin. Sistemle çatışamazsın. O nedenle de denge ifadesini kullanıyoruz. Bu yolculukta sistemin içerisine tabi olan ve mirasçısı olduğumuz önceki atalarımız var. Onların bedenleri oldu, yaşamları oldu, deneyimleri oldu, tecrübeleri oldu ve onlardan bize aktarım yoluyla bir şeyler kaldı ve DNA yoluyla bize aktarıldı. İşte bu aktarımın içerisinde hani bu çocuk kime çekmiş diye bir ifade var ya, huyu suyu gibi anlamlandıramadığımız pek çok şey de çocuğa aktarılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki çocuğun günahı ne bunda? Bu olay günah meselesi değil. Bu olay bir deneyim meselesi. Yani ben kırmızı rengi giydim. Mukaddes de mor rengi giydi. Mukaddes de kırmızı giyseydi gibi bir şey. Bu onun deneyimi. Onunla ilgili deneyiminin sonuçları devam edecek. Benimkisi kırmızıyla devam ediyor. Biri iyi biri kötü değil. Ha bunun içerisinde görme yeteneğimden mahrum doğmuş olabilirim. Daha bebekken ölebilirim. Başıma istenmeyen bir şey gelmiş olabilir. Bilinçaltını kirletecek şeylerden bahsetmemeye özen gösteriyorum. Çünkü orada birdenbire hareketleniyor sistem. Çünkü ne oluyoruz, nasıl olur falan diye paniğe kapılıyor. Özetle her şey olabilir. Bu deneyimin içerisinde her şey algoritmanın dahilinde. Yani algoritma bunun dışında değil. Şimdi bir sağdan bir soldan giriyorum. İslam dininde biliyorsunuz imanın şartları ve İslam'ın şartları diye olmazsa olmaz iki tane ana şartname var. İmanın şartları olmadan zaten İslam'ın şartları olmaz. Çünkü iman olmadan İslam olmaz. İmanın da 1250 tane şartnamesi yok. 500 tane yok. 150 tane yok. 50 tane yok. 6 tane var. Sadece 6 tane. İslam için söylüyorum. Ve bunlardan bir tanesi hayır ve şer Allah'tandır. Burada aklına şer olarak gelen ve olabilecek bütün olumsuzlukları kapsayan şeyler de sistemin içinde ve sistem kurucunun bilgisi ve onayı dahilindedir diye de yorumlayabiliriz. İşte bu nedenle örnek veriyorum. İşte olumsuz örnekleri verirken çekinerek veriyorum ama sevdiğiniz biri hayatınızdan çıkmak zorunda kaldı. Veda etti sistemi. Bedenini bıraktı gitti. Vefat etti. Allah'ım sen bunu bana nasıl yaparsın? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ben de oynamıyorum, küstüm, çıkacağım, gideceğim. Sevmiyorum seni. Bunu bana yap. Bu çatışmalara sistem sadece gülüp geçiyor.
çocuğun bazen bir şey isyan ettiğinde ağlaması, kızması gibi ebeveynleri ben baktığımızda gülüp geçiyor. Anlayacaksın yavrum diyor. Zamanı gelince anlarsın diyor. Donma oldu ama Bir düzeldi. Geldi. Ben, evet. Dondu ve düzeldi. Güzel. Bazen çağrı falan Güzel. geliyor. Güzel. Ondan da Evet. olabiliyor. Evet. Evet. Çağrı geldiğinde de oluyor. Evet. O zaman inançlarınla, felsefeyle, kendi aklınla olup bitenlere bakarak tarih bilgisiyle manevi ya da spiritüel kavramları bir yerlere oturtarak sistemi anlamak ve sistemle barışmak zorundasın. Bu sistemin içerisinde sistemin kurallarıyla çatışıp bu sistemin bu kurallarına aykırı davrananların yaptıklarını miras yoluyla bir şekilde genler yoluyla ruhsal miras yoluyla çocuklara, onun çocuklarına ve onun çocuklarına aktarılıyor. Yine inanç sisteminden gireceğim. Yaradan diyor ki ben diyor bana işlediğin yaradan olarak Allah ya da Tanrı diye adlandırdığın benim kurallarıma ters gelen bir şey yaptığında affetme hakkı bana ait. Affedebilirim. Namazını eksik kıldın. Beni yeterince anmadın. Tanrısal açıdan sapkınlıklar yaptın. Benim onayım olmadığını parantez içerisinde vicdanına ters şeyler yaptın. Olabilir. Affedebilirim, etmeyebilirim. Onun inisiyatifi bende. Ama seninle aynı sistemin içerisindeki diğer vatandaşlar, kullar var ya, onlarla bir alıp veremediğin, onlarla uzlaşamadığın şeylere parantez içerisinde kul hakkı diyor. Vallahi bu konu benimle ilgili değil. Kul hakkını affedemem diyor. Kul hakkı bu. Vay, o kadar net ki kul hakkı. İyi de ne yapacağız? Öldü gitti, şu anda yaşamıyor. Ya da hani babanın, annenin mirası da çocuklara geçiyor. Onların bilerek ya da bilmeyerek yaptığı şeylerin uzantıları ve etkileri var. Ne yapabilirim? İşte oradaki açıklığı aile dizimi keşfetmiş. Bunu ruhsal miras olarak tanımlayarak aslında bütün çalışmaların temeli aile dizim adı altında, hipnotik aile dizimde dahil bir helalleşmeye dayalı bir sistem olması gerektiğini oluşturmuş. Diyor ki sürekli para kaybediyorsan bu ruhsal mirasındaki bir sıkıntıdan olabilir. Bundan şüphelen, %100 eşittir bu demiyor. Ama bu seninle ilgili bir şey değil. Hani oturup düşünür bir türlü cevabını bulamazsın. Nerede hata yapıyor? Görünür, tespit edebildiğim bir şey yok. O zaman bundan şüphelen diyor. Doktora gidiyorsun bir türlü hamile kalamıyorsun. Ya neyin var doktor bey, hanım? Vallahi bütün testlerden geçtiniz. Eşinize de baktık, size de baktık. Yok yani normalde yani kalırsınız yani Allah'tan ümit kesilmez diyor. Yok yapacak bir şey yok. Yok çünkü hastalık yok. İyi de ben niye hamile kalamıyorum? Buradan şüphelenmek lazım. Ruhsal mirasta hamile kalmanıza sebep olan, parantez içerisinde söylüyorum, bunlar kanun değil, değişebilir. Bir beddua olabilir. Bir hak, hukuk, bir sıralamada bir sıkıntı. Birinin
tabir uygunsa ipotek koyması, duygusal ve enerjisel ipotek koyması olabilir. Ve hayatta da değil bu kişi. Enerji boyutunda. İşte aile dizimi de bunları yakalamak, keşfetmek, adeta simülasyon oyunu içerisinde yeni bir simülasyon yaratmak, oyuna çok benziyor, dramaya çok benziyor. Sonra da yine kuantum alanı diye ifade ettiğimiz, çoğunun da sadece alan ifadesi olarak kullandığı bir alan açılıyor. O alanı da şöyle düşünün, bir an size bir ilham yoluyla bir şey gelir. Ama o kadar kısa süre içinde gelir ki çok şey öğrenirsiniz o anda. Dünyanın sırrını keşfetmiş gibi olursunuz. Muhteşem bir performans gösterirsiniz. Hiçbir şey umrunuzda değildir. Kendinizle olağanüstü barışık olursunuz. Nirvana gibi bir duygu. İşte alan dediğimiz o alanda bu şifreler çözülüyor. Öyle ifade edeyim. Ve biz o alanda çalışıyoruz. Kişiye malum olur diye bir ifade var ya, malum olmaya başlıyor. Oradaki sorun, bazıları bilinçli, mutlaka bilinçli sorunun ne olduğunu bilmesi gerekmiyor. Ama o sorunun varlığından yola çıkarak, evet bir sorun var burada, onu kabul etmesi ve o sorunun sorumluluğunu da kendi bedeninde hissettiği rahatsızlığı taşımaya devam ettiği için onu da kabul ediyorum demesi. Yani bir tür bu mirasın etkilerini kabul etmesi, sonra da helalleşerek özgürleşmesi gerekiyor. Yani benim yayına başlarken ilk söylediğim, tüketme eylemini, dönüştürme eylemini, helalleşme eylemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tabii bunlar birer süreç, zamanın içinde yaşıyoruz. Ama 3 gün, ama 5 gün, ama 1 ay. Diyor ki, hamile kaldım diyor. 10 yıldır kalamıyordum. Ne oldu bilmiyorum, hamile kaldım diyor. Baktım, düşündüm, özel yaptığım bir şey yok. Bu çalışma dışında başka bir şey de aklıma gelmedi. Herhalde bundandır diyor. Çünkü açıklayamıyor bunu. Ya da şunu denedim oldu, bunu denedim oldu, kilo veremiyorum. İşte altından ne bileyim affedememe de çıkar, duygusal yemek bağlılığı da çıkar. Onu da kapsayacak nitelikte, kökeninde bir hazmedememe olayı var. Birdenbire diyor, artık diyor yaptığım şeyler işe yaramaya başladı. Tutmuyorum diyor, ödemim gitti diyor falan. Özel yaptığım çok da bir şey yok, zaten onları yapıyordum ben diyor. Olmuyordu diyor. Ama ne oldu diyor bilmiyorum. Düzelmeye başladı diyor. Cilt rahatsızlığı ki genellikle cildiye bu konuda en çok psikosomatik olarak tabir edilen teşhislerle doludur. Sebebi bilinmeyen rahatsızlıklar olarak kabul edilen teşhisler vardır. İyileşmeye başladı diyor. Ya da diyor sürekli para kaybediyordum diyor. Yaptığım ortaklıklar gitmiyordu diyor. Hep iflas ediyordum diyor. Düzelmeye başladı diyor. Şimdi bunun örnekleri o kadar çok fazla ki bu sefer de olay farklı tarafa çekiliyor. Bu olay bir tekke meselesi değil, okuma meselesi değil, kısmetin çözülmesi meselesi değil. Ama enerjisel boyutta bir şeylerin iyileşme meselesi. İyileştiğini oradan anlıyoruz. Özetle yok aslında birbirimizden farkımız, hepimiz vahdeti vücudun eseriyiz. Bu vahdeti vücudun içinde sağ elden daha ve her biri birbirinden özel ve her biri birbirinden biriciktir. Hiçbiri birbirine benzemez. Bir tanesi eksik olunca senfoninin notaları gibi eksik olur. Çok güzel tamamladın. Muhteşemsin, mukaddes. Bayılıyorum sana. Sumolasıydı. Evet. Devam. Ya bir tane parmak eksik olunca işte. Eksik oluyor değil mi? Samuray diye bir film var.
Tom Cruise'un başrolünü oynadığı bir film. Etkilendiğim filmlerden biriydi. Ben de çok severim. Çok Japon izlerim. kültürü ile ilgili. İzlemeyenleri izleyin. Evet. Japon kültürüyle de ilgili çok güzel veriler var. Orada iki kişi bir şeyden dolayı kavga etmek, savaşmak zorunda. Ne olduğu önemli değil. Savaşmak zorunda. Düello gibi düşünün. Kim olursa olsun. Savaş kaçınılmaz ve savaşmak zorunda. İkisi yan yana gelince önce birbirlerine selam veriyorlar. Ya birazdan adamı öldüreceksin. Öldüreceğin adama selam veriyorsun. Asalete Benzer bakan. bir şekilde dövüş bittiği zaman mağlup olan kişi sevgiyle kaldırılıyor, oturtuluyor, bakılıyor. Ona da özür dileyerek tekrar selam veriliyor. Eğer kişi hayatını kaybettiyse karşısındaki kişi ona saygı duruşunda bulunuluyor. Naaşına iyi davranılıyor ve kötü söz söylenilmiyor. Çünkü yani maç bitti. Olan oldu. Bunlardan biri benim için de olabilirdi, senin için de olabilirdi ama senin için oldu. Ben hayattayım, sen öldün. Seni saygıyla selamlıyorum. O kadar çok etkiledi ki beni etkiliyor ki. Yani bu hayatta sana en kötü davranabilecek, dikkat edin, hayatını yok edeceğiniz biri de olabilir bu. Sonucu itibariyle bunu yapmak zorunda da kalabilirsin ama yaptıktan sonra özür dilemelisiniz. Buradaki özür aslında Yaradan'a saygıdır. Buradaki özür, burada ben kazandım, sen kaybettin ama ben senden daha üstün değilim. Kader böyleymiş. Ve ben bu kaderi devam ettirirken seni bu şekilde böyle bıraktığım için senden özür diliyorum. Buradaki özür, ben haklıyım. Sen de belanı buldun özrü değildir. Burada ben yaşamımı sürdürürken sen de yaşamını sürdürme çaban buraya kadarmış. Benim ellerimden bu iş oldu. Onun için hani Amerikan filmlerinde de vardır ya, seninle alıp veremediğim yok, bu bir iştir deyip silahı ateşliyor. Biraz ona da benziyor. Bu Yaradan'ın akışı içerisinde olması gereken şeye saygı duyuyorum ve senden yaşamını alan kişi olarak özür diliyorum. Muhteşem bir saygı. Neden? Vahdet-i vücuttan dolayı hepimiz aynı ruhun parçasıyız. Bu bilinçte olduğunuz zaman, o zaman o bazı düşüncelerin, alışkanlıkların, inançların, kederin, kaderin, depresyonun, hastalıkların simülasyon içerisinde bedeninizle ya da sizin hayatınız içinde bir yansıma olduğunu, bu yansımanın ucunun atalara dayandığını ve o ataların özrünün gerçekleşmediği, helalin gerçekleşmediği, bir şekilde tamamlanmamış döngülerin uzantısı olduğunu fark edip sorumluluğu alarak aile diziminde özür diliyoruz. Şimdi bazıları da şunu soruyor. Ya diyor, 100 yıl önce, 200 yıl önce neyin özrünü ben dileyeceğim ya? Şimdi bu kişi hala sistemin mantığını anlayamamış demektir. Sistem simülasyon içinde zamanı yansıtıyor. Aslında zaman dediğimiz bir kavram da yok. Yani 100 yıl önce, 1000 yıl önce olmasın bir anlamı yok. O nedenle anda şifalanma dediğimiz spiritüelcilerin daha çok kullandığı bir ifade vardır. Bütün şifalanmalar geçmişte olmuyor, anda oluyor. Anda hastalanıyorsun, anda üzülüyorsun, anda korkuyorsun, anda tıkanıyorsun, anda seviliyorsun, anda kaybediyorsun, anda oluyor. O zaman bu 100 yıl önce, 200 yıl önce meselesi değil. İşte o andaki şifalanma enerjisel boyutta sistemde bir dönüşüm, bir iyileşme gerçekleştiriyor. Bugüne kadar aile dizimini anlattığım en
açık, en kolay, en rahat ifadeler de bunlar, mukaddes. Çünkü anlatanlar farkında olmadan kompleks anlatıyor. Bir matematik profesörün ilkokuldaki ya da ortaokuldaki çocuğa matematik anlatırken zorlanması gibi de olabilir bu. Ya da daha tam hazmedemediği şeyleri anlatma çabasından da olabilir. Ben çok uzun zaman içinde olmama rağmen daha yeni yeni hazmettiğim şeyleri paylaşıyorum sizinle. Onu da bilmenizi isterim. Aile dizim, ben de 20 yıldır çalıştım. Ama nedense hiç kendi alanımı, yani bütün eğitimlerini aldım, eğiticiliğini aldım. Çok uzun yıllar önce, ama çok fazla ilgimi çekmedi nedense. Hiç regresyon, aile dizimi. Çok karmaşık. Çok karmaşık gerçekten. Oraya kendini adamak lazım, değil mi? Ben de öyle adama işi yok. Mukaddes. Yani adayamam. Bu konuda hocalarının da çok etkisi var ve ben onlardan biri değildim. Bana nasip olmadı. Benim simülasyonum içerisinde rolüm icabı sen öğrenci olsaydın çok büyük bir ihtimalle farklı olurdu. Yani henüz geç değil, oluruz. ben Oluruz. De senin taliben olabilirim. Kastettiğim o değildi. Geçmiş itibariyle söylüyorum. Bundan sonrası için yok, ben bundan de sonra da taliben oluruz. olabilirim. Bundan sonra da oluruz. Öğrenmenin zamanı yok. Her şey zamanında. Bir daha öğreniriz. Evet. Okey. Mukaddes beni uyarıyorlar. Bir Zoom yayının başlamak üzere. Tamam Can Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok güzel. Ben görmediğim için özür dilerim. Görmemişim gerçekten. Estağfurullah. Son cümle olarak şunu söyleyebilirim. Öteki dünya dediğimiz bir şey var. Bir şekilde o öteki dünyayla uyuma girmeden bu dünyada huzurla dönüşemiyorsunuz. O öteki dünya kavramı ise sadece dinle ilişkili değil, maneviyatla ilişkili değil, ruhla ilişkili. Kendinizi bulma ve arayışınızla ilişkili bir doğrunun olmadığını ve olamayacağını bildiğimiz bu dünyada umarım herkes kendine en yakın doğruyu bulur ve dönüşür. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Tabii doğrular zamana ve şeye göre göreceli değişiyor. Herkes en doğru bulduğu yerden tutsun. Çünkü 2 sene sonra bulduğu doğru yanlış olabilir. Ona yanlış gelebilir. İyi ki varsın, seni seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben senin sayfanda da düşecek şekilde paylaşacağım. Orada da dinlesinler bu yayını. Sayfanda dinlesinler istiyorum. Yayın kalsın istiyorum. Şeyler ekipte orada herhalde onay verirlerse hemen Hemen sayfaya düşecek. Notumu düşeceğim. Ekibe notumu düşeceğim. Hemen şimdi Şimdi paylaşıyorum notumu yayını. düşeceğim. Sevgili canlarım, 2 gün boyunca yokum. Pazar akşamı saat 22'de görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Yayın 2 gün sonra zaten YouTube kanalında olacak. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler sevgili canlarım. Görüşmek üzere.